aramızı ütüleceğine çalıştım. Hatice Hanım, ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Bir de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Bir saniye beni dinleyin şimdi. Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Siz 1991 yılında işe girdiniz. 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? O da sana 2004. Benim sorularıma cevap verin Hatice Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. O da sana 94'te, biliyor musun? 94'te bana çıkış verdi. Bir de burada çocuk oldu. Burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. Dünya güzeli insan Şerif Bey, pırlanta beyefendi. Ya şurada olsanız vallahi billahi korona falan... Hiç sarılıp böyle bir öpmek istedim. Ya ne beyefendi, ne sabırlı, ne nezaketli, ne şirin bir adamsınız hocam. Hoş geldiniz ya. Çok teşekkür ederim. Çok iltifat ettiniz. Yüzüm kızaracak, söyleyeyim. Hocam şu anları bize bir anlatır mısınız? Rutin yaptığınız bir televizyon programı sırasında insanlara hizmet ve bilgi vermek amaçlı bir programdı bu. Hanımefendi... Şöyle, ben sosyal hizmetler uzmanıyım ve 1983 yılından itibaren Almanya'da göçmenler için sosyal hizmet bürosunda danışman olarak çalışıyorum. Pazar günleri Avrupalı Türklerin ulaşabildiği tüm Türk dünyasından, yani uyduyla ulaşılan tüm Türk dünyasından soruları alıp o program çerçevesinde vatandaşlarımızı bilgilendirmek gibi bir görevimiz vardı bizim. Bu programa tabii önceden kesinlikle bir ön hazırlık yok. Canlı insanlar bağlanıyorlar. Ve benim şöyle bir prensibim vardı. Ben hiç kimseyi soru veya yanıtlarken, yani sorularını alırken ve yanıtlarken programdan anladım. Ve her seferinde şöyle bir öneri yapmıştım. Demiştim ki ben her şeyi bilemem. Burası Avrupalı Türklerin bir bilgi alışveriş platformu olsun. Hocam genel hayatta bu kadar sabırlı mısınızdır? Sakin. Yok, herhalde değilim. Dün akşam hatta... Peki mesela bu efsane bir video. Evet. Buna benzer... Mukayese edebileceğiniz bu tatta, bu sınırlarda yayın esnasında bir emsali daha oldu mu buna benzetebileceğiniz? Belki bu kadar diyaloğun, yani Almanca Anaynayna Fobay diyor. Yani sanki birisi 1000 metreden uçan bir uçak, diğeri de işte 8000 metreden giden bir uçak gibi. Birbiriyle hiç buluşmayan bir diyalog. Hatta Hamburg Üniversitesi bu diyaloğu Almanca'ya, İngilizce, Türkçesi zaten var, koymuş ve komünikasyon, yani dersinde, psikoloji fakültesinde ders olarak okutuyor şu anda.